atmaların yayılma hızı arkadaşlar biz hız için ortama bağlıdır demiştik ve ortamdaki değişikliklerin hızı değiştirdiğini söylemiştik. Ve buradaki atmanın yayılma hızı için de buradaki tele uygulanan bir F kuvvetimiz var ve bu F kuvveti de atmanın yayılma hızını etkileyecektir. O zaman şunu söyleyebilirim buradaki hız değerimiz için hız değerimiz V eşittir karekök içinde F bölü nü'dür diyebiliyorum. Peki buradaki nü dediğimiz yer bizim için nedir arkadaşlar? Buradaki telin veya yayın birim uzunluğunun kütlesi anlamına gelir. Yani m bölü l olarak alabiliyorum. M dediğimiz değer buradaki kütle değerimizdir. L dediğimiz değer ise bizim için uzunluktur diyebiliyorum. Uzunluk. Kütlenin birimini kilogram olarak alacağız. Uzunluk değerimizi ise metre olarak aldığımızı söyleyebiliriz. E yerine koyduğumuz zaman buradaki değerimiz içinde karekök içinde f bölü m bölü l ya da karekök içinde f çarpı l bölü M olarak aldığımızı söyleyebiliriz. Kısaltma olarak film olarak da düşünebiliriz arkadaşlar bunu en azından akılda kalıcı olabilmesi için F çarpı L bölü M ve bunun karekök içinde olan bir ifade olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi boyca yoğunlukları arasındaki ilişki Mu y büyüktür Mu z o da büyüktür mü x olan türdeş teller F kuvvetleriyle gerilmişlerdir diyor. Buna göre teller üzerinde oluşturulan atmaların hızları arasındaki ilişki bize sorulmuş. Öncelikli olarak arkadaşlar hız değerimiz bizim için neydi? V eşittir F bölü mü değerimizdi. Ve buradaki değer arttıkça hız değerimizin azaldığını söyleyebilirim. Yani buradaki ifadeyle bizim hızımız ters orantılı. E o zaman ben de şunu söyleyebilirim o zaman. Vx büyüktür Vz'den o da büyüktür Vy'dendir diyebiliyoruz. Kütlesi 6 kilogram olan tel 72 Newton'un kuvvetle gerildiğinde boyu 3 metre olmaktadır. Buna göre tel üzerinde oluşturulan sarsıntının hızı kaç metre bölü saniyedir denilmiş. Neydi bizim formülümüz? Karekök içinde film demiştik. Yani F çarpı L bölü M'di. E yerine koyuyorum verilen ifadeleri. 72 çarpı boyumuz ne kadar? 3 bölü kütle değerimiz ne kadar? 6 kilogram. 3 ile 6'yı sadeleştiriyorum. 2'dir dedim. 2 ile de 72'yi sadeleştiriyoruz. 36'dır dedik. Ve hız değerimiz karekök içinde 36 ise buradaki hızımızın artık 6 metre bölü saniyelik bir değere eşit olduğunu söyleyebilir. Kütlesi 2 kilogram olan bir tel şekildeki gibi gerilmiştir. Bu tel üzerindeki atmanın hızı kaç metre bölü saniyedir diye sorulmuş. E, hız değerimiz için ne diyorduk arkadaşlar? Karekök içinde film f çarpı l bölü m yerine koyuyorum buradaki teli geren kuvvet buradaki cismin ağırlığıdır yani onun içinde mg kadardır dedik m dediğimiz değer 3,2 g dediğimiz değer 10 e buradan da artık 32 newtonluk bir kuvvet uyguladık 32 çarpı boy değerimiz 4 bölü e, telimizin kütlesine kadarmış 2 kilogram sadeleştirmemi yapıyorum buradan da v eşittir karekök içinde 64 yani 8 metre bölü saniyelik bir hızımızın olduğunu söyleyebiliyoruz. Atmanın ilerleme ve titreşim yönünün tespiti. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Atmanın ilerleme doğrultusu bize verilmişse atmayı bir kademe bu ilerleme doğrultusunda hareket ettiriyorum. Ve noktaların titreşim yönünü de buna göre düşey doğrultuda hareket ettirerek bulacağız. Yani demek istediğim şu. Şöyle düşünelim. Şurada bize bir atma verildi ve ilerleme yönü şekildeki gibi gösteriliyor atmayı bir kademe ilerlettik. Verilen yönde bir kademe ilerlettim. Ve dikkat edersek şuradaki noktalar artık düşey doğrultuda aşağıya doğru titrerken buradaki noktalarda ise yukarı yönde bir titreşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Ya da şöyle düşünelim. Baş aşağı bir atma verildiğini kabul edelim ve ilerleme yönü okla gösterilsin. Yine atmayı bir kademe ilerletiyorum. Atmayı bir kademe ilerlettim. E buradaki noktalar yukarı yönde titrerken buradaki noktaların artık aşağı yönde titrediğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ya da bize bir titreşim yönü verilmişse atıyorum şu nokta yukarı doğru titrediği bize verildi. O zaman da bu noktayı tepe noktası yapabilmek için atmayı şekildeki konumda hareket ettiriyorum. Ve bu şekilde de atmanın ilerleme yönünü tespit ettiğimi söyleyebilirim. Türdeş bir tel üzerinde oluşturulan şekildeki atma ok yönünde ilerlemekte olup tel üzerindeki x, y, z noktalarının titreşim yönü nedir diye sorulmuş. Şimdi ok yönü gösterilmiş zaten arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Atmayı bir kademe ilerlettim. Atmamızı bir kademe ilerlettik. Ve baktığımız zaman buradaki x aşağıya doğru titrerken buradaki y'nin ve z'nin yukarı yönde bir titreşime uğradığını söyleyebiliriz. Yani x için aşağı yönde y için yukarı yönde Z için ise yine yukarı yönde bir titreşimin oluştuğunu söyleyebilir. Şekildeki X, Y, Z atmaları X ekseni üzerinde hareket etmektedir. Dalgaların hareket yönleri şekildeki gibidir. Buna göre hangi dalgalar artı x yönünde hareket etmektedir diye sorulmuş. Şimdi bu noktanın yukarı çıkabilmesi için tepe noktası yapmaya çalışıyorum. Demek ki buradaki atmanın sol tarafa yani eksi x yönüne gitmesi gerekiyor. Şimdi buraya dikkat edersek bu atma aşağı inmiş yani bu nokta. O zaman ne yapacağız? O noktayı aşağı indirdim. Ve yine buradaki atmanın da eksi x yönünde gittiğini söyleyebiliriz. Buradaki z için nokta yukarı çıkmaya çalışıyor. Tepe noktası yapıyorum. Ve dikkat edersek artı x yönünde bir hareket söz konusu. Hangileri artı x yönünde hareket etmiştir diye sorarsa yalnız z'nin olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için yalnız z burada artı x yönünde gitmiştir diyebiliyorum arkadaşlar. Müzik